Arkadaşlar merhaba, Tarih Hocan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kampımızın 24. günündeyiz. Kampımızın 24. gününde ne işleyeceğiz arkadaşlar? Bildiğiniz üzere Atatürk dönemini bitirdik. Atatürk'ün hayatını, iç ve dış politikasını bitirdik. Cumhuriyet dönemi, kültür medeniyet, ayrıca Cumhuriyet dönemi kadın kahramanları işleyeceğiz. Hiç durmadan kampımızın 24. dersine geçelim. Evet arkadaşlar, kampımızın 24. gününde Cumhuriyet dönemi kültür medeniyetle başlayalım. Devlet yönetimiyle başlayacağız arkadaşlarım. Devlet yönetimi demokratik ve meşrutiyet, demokratik temsil, hukuki kuralları saygılı olmayı madde halinde edinmiş. Mustafa Kemal'e göre vatandaşlığın tanımı neydi? Hemen ona bakalım. Kalkınma yolunda birlikte ilerleyen, hür bakış açısına sahip olan, çoğa uygun davranış, çoğunluğa yani çoğa uygun davranış sergileyen tanımı vardır Mustafa Kemal Atatürk'ün. Cumhuriyet dönemindeki ilk kadınlara bakacağız arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz üzere KPSS'de geliyor. Ayrıca KPSS'nin güncel bilgiler kısmında da gelebiliyor artık. O yüzden ilk kadın kahramanları, ilk kadınları bilmemiz gerekiyor. İlk kadınlardan hemen başlayalım. Belediye başkanı kimdi arkadaşlar? Sadiye Hanım. İlk muhtar kimdi? Gül Esin. Köylü yani ilk köylü mebus Satı Kadın arkadaşlar. Satı Çırpan soyadı. Satı Kadın olarak biliniyor. İlk köylü mebus olarak biliniyor. İlk kadın mühendisimiz kimdi arkadaşlar? Sabiha Rıfat Gür Eyman arkadaşlar. Türkiye'nin ilk kadın mühendisi. İlk kadın inşaat mühendisimiz Sabiha Rıfat arkadaşlar. Aynı şekilde yine kendisi oluyor inşaat mühendisi. İlk kadın savaş pilotumuz herkesin bildiği gibi Sabiha Gökçen. İlk kadın tiyatro oyuncumuz kimdi? Afife Jale. İlk kadın dünya güzelimiz ise Keriman Halis Ece'dir arkadaşlarım. İlk kadın olarak erkek öğretmen okuluna atanan Tezer Taşkıran. İlk kadın rallici ise Azize Hanım'dır arkadaşlar. İlk kadınlardaki en önemlilerini zaten yeşil kalemle çizmişim. Devam ediyoruz. İlk kadın milli sporcumuz Leyla Asım Turgut. İlk kadın avukatımız Beyhan Hanım. Yani diğer adıyla Süreyya Ağoğlu olarak biliniyor. İlk kadın doğum uzmanı Pakize İzzet Tarzi. İlk kadın başbakanımız arkadaşlar 1995'te görev yapan Tansu Çiller'dir. Bunlar ilk kadınlarımız. Cumhuriyet dönemindeki ilkler çok önemlidir. ÖSYM bunu sorabilir. O yüzden buradaki bir hap bilgimize bakalım. 1921'de tıp eğitimini bitiren ilk kadın doktorumuz ise Safiye Ali'dir arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bunlar KPSS sınavında tarihte de gelebilir önünüze. Güncel kısmında da gelebilir. O yüzden bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Hemen kültür medeniyet dönemindeki sanata bakalım. Resimde kimler vardı arkadaşlar? Cumhuriyet döneminde İbrahim Çallı vardı. En önemli eserleri neydi? Hatay'ın Ana Vatan Özlemi, Zeybekler tablosu arkadaşlar. İbrahim Çallı'nın en önemli iki tablosudur bunlar. Mehmet Ruhi Erel var. Atatürk köylülerle Türk ordusunun İzmir'e girişte çok önemli iki eseri var. Ayrıca diğer sanatçılar Cemal Tollu, Ali Çelebi'dir arkadaşlar. Heykelde Cumhuriyet dönemindeki en önemli üstadlar kimler? Hemen onlara bakalım. Osmanlı'da ilk ve tek heykelini yaptıran padişah kimdi arkadaşlar? Sultan Abdülaziz'di bildiğiniz üzere. Geçen derslerde de işlemiştik. İlk Atatürk heykeli Sarayburnu Parkı'na yapılıyor. Yani yapılıp sergileniliyor. Henry Cripple var. Biliyorsunuz ünlü Cumhuriyet dönemi mimarlarından, yurt dışından geliyor. Ulus Zafer Anıtı'nı yapıyor. Samsun Atatürk Anıtı'nı yapıyor. Bunlar Henry Cripple'ın en önemli eserleridir. Bir de arkadaşlar Necat Sürel var. İzmir Atatürk heykeli bir Türk tarafından yapılan ilk heykel unvanına sahiptir. Necat Sürel tarafından yapılıyordu. Kenan Yontunç var arkadaşlar. Tekirdağ, Edirne, Amasya, Çorum tarafındaki heykelleri yaptıran kişi. Pietro Konanika var. Taksim Cumhuriyet heykelini de yaptıran kişidir kendisi arkadaşlar. Yapan yani. O eserin sahibi olan buradaki bilmemiz gereken Henry Cripple'ı bilmemiz gerekiyor. Ulus Zafer Anıtı ve Samsun Atatürk Anıtı yapan kişiyi sorabilir ÖSYM. Benim tarih hocam 30'lu tarih denemelerinde de Henry Cripple'ın eserlerine çok fazla yer vermişim. Çünkü
bu şahsiyet heykel yönünde çok önemli biri. Hemen müzik sanatına bakalım. Darül Elham yani konservatuara dönüştürülüyor arkadaşlar. Darül Beda ise tiyatroya dönüştürülüyor. Yani günümüzdeki tiyatroya verilen isim değişiyor. Darül Beda tiyatro oluyor. Paul Hindevint'in raporu doğrultusunda Musiki Muallim Mektebi açılıyor Cumhuriyet döneminde. Türk Beşleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar KPSS'de gelen isimler kimler bunlar? Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun. 10. yıl marşını yazan kişi kimdi? Cemal Reşit Rey'di. Adnan Saygun ise arkadaşlar ilk devlet sanatçısı oluyor. İlk operayı kuran kişi arkadaşlar Adnan Saygun. Türk Beşleri'ne devam ediyoruz. Arkadaşlar Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Anlar bunlar ilk Türk Beşleri arasına giriyor bunlar müzikte. Müzik kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Kültür medeniyetten devam ediyoruz hemen hızlıca geçelim. Hemen hukuka geçiyoruz kültür medeniyet dönemindeki, pardon Cumhuriyet dönemindeki hukuka. 1921 ve 1924 anayasaları yapılıyor bu yıllar arasında. 1921 anayasası laik bir anayasa değildir bildiğiniz üzere. Hemen buradaki hap bilgimizi okuyalım anayasayla ilgili. 1921 anayasasında yapılan ilk değişiklik 1923'te devletin rejimi cumhuriyettir maddesini eklenmiştir biliyorsunuz. Bu 1921 anayasası ile ilgili olan en önemli kısımdır. Sosyal hayata bakalım hep beraber. 1927 yılında ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır. Cumhuriyet tarihindeki ilk nüfus sayımı. Atatürk zamanında nüfusu artırmak amacıyla nasıl bir çalışmalar yapılıyordu arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Doğumu engelleyici ilaç ve araçlar yasaklanılıyor. Çünkü artık nüfusu artırmamız gerekiyor. Savaştan çıkmış bir devletiniz. Ve erkek gücüne, insan gücüne ihtiyacımız vardı. Çok çocuklu aileler vergilerden muaf tutuluyor ki fazla çocuk doğursunlar diye. 6 çocuk ve üzeri sayıda çocuğa sahip ailelere bedelsiz tarlalar veriliyor. İşlensin çocuk kalabalık bir aile oldukları için. Yurt dışında yaşayan Türklere vize muafiyeti getiriliyordu. Hatta arkadaşlar Atatürk döneminde böyle bir olay vardı. 7 ve üzeri çocuk yapılan kadınlara böyle altın kemer falan hediye ediliyordu. Ödül veriliyordu ki hani nüfus artışı olsun diye. Mimari yönden bakalım hemen Cumhuriyet döneminin. Mimar Kemalettin var arkadaşlar biliyorsunuz. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü yapan kişidir. Bu çok önemli Türk mimarlardandır. Bir de arkadaşlar Vedat Tek var. Ankara Palas ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını yapan kişidir. Vedat Tek bu çok önemli bir mimardır. Anıtkabir arkadaşlar Doktor Emin Halil Onat Orhan Ada tarafından inşa edilip yapılıyor biliyorsunuz Türk mimarlar tarafından. Bir de Ali Talat Bey var. Kuzguncuk İskelesi, Beşiktaş İskelesini yapan Cumhuriyet dönemi en önemli mimarlarındandırlar. Edebiyat kısmına geçiyoruz. Biliyorsunuz ki edebiyat çok önemli. Cumhuriyet döneminde romanlar, şiirler, birçok eser var bununla ilgili. Hemen Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla başlıyoruz. Eserleri neydi? Yaban ve Ankara en tanınmış, en bilinmiş eseri. Kadro dergisini de çıkarmıştır ayrıca. Altını da çizmişim. Sonraki yazarımız kim? Kemal Aruburnu var arkadaşlar. Atatürk'ten Anılar adında bir eseri var. Halide Edip adı var bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nın da çıkan ilk roman özelliğini taşıyor. Ateşten Gömlek. Halide Edip Adıvar'ın milli mücadele üzerine yazılan ilk eserdir diye zaten yazmışım burada. Türk'ün ateşle imtihanı onbaşı çavuş rütbeleriyle geçirdiği askerlik yıllarını anlatıyor. Ateşten Gömlek eseri Türk'ün ateşten imtihanında arkadaşlar. Bir de en önemli eserlerinden biri daha vardı. Neydi arkadaşlar Halide Edip'in? Vurun Kahpeye vardı. Sinekli Bakkal eserleri vardı. Bunlar onun en önemli eserlerinden biridir arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Samim Karagöz var. Kalpaklar eseri var. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı var. Şevket Süreyya'nın Tek Adam. Yani Atatürk'ün biyografisini yazdığı Tek Adam eseri vardır. Falih Rıfkı Atay var burada arkadaşlar. Zeytin Dalı yani içeriğini... Falih Rıfkı Atay var arkadaşlar. Zeytin Dalı eserinde Filistin Suriye cepheleri hakkında bir roman oluşturulmuştur. Çankaya eserinde ise Mustafa Kemal'in biyografisini yazmıştır. Yani hayatını ele almıştır. Milli Mücadele dönemimizin en önemli komutanlarından
Kazım Karabekir var. En önemli eseri İstiklal Harbi'miz Şarklı İbret diye iki tane eser var. Şarklı İbret de yetim çocuklarının oynadığı müzikal tiyatro eseri oluyor. Ali Fuat Cebesoy yine de Batı Cephesi'nin komutanlarından biriydi. Sınıf arkadaşım Atatürk eserini yazan kişidir arkadaşlar. Ali Fuat Cebesoy. Sonra Tarık Buğra var, biliyorsunuz günümüze kadar ulaşan eserleri hala da okunan kişi Tarık Buğra. Küçük A Osmancık, yani bu Osmancık Derix romanında Osman Gazi dönemindeki Bursa'yı anlatıyor. Küçük A ise en önemli eserlerinden biridir. O yüzden Tarık Buğra'yı bilmemiz gerekiyor. Hemen Cumhuriyet dönemindeki bilime bakalım arkadaşlar. Astronomide kim vardı? Mehmet Fatih Gökmen vardı. Matematikte Türk liralarının arkasında bulunan bir kişi var arkadaşlar. Cahit Arf var bildiğiniz üzere. Cahit Arf çok önemli matematikçilerden biridir. Fizikte kim vardı? Behram Kurşunoğlu, nükleer fizik. Orhan Asun Barut, Feza Güney vardı arkadaşlar bilim dünyasında. Kimyada kim vardı? Sedat, Mehmet Arif, Ali Rıza Bey vardı ve günümüze kadar da kimyada Nobel ödülü alan Aziz Sancar da var arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Tıp ve psikolojiye bakacağız. Tıp ve psikiyatri, psikolojide Hulusi Behçet vardı arkadaşlar. Behçet hastalığını buluyor ve o yüzden Behçet hastalığının ismi Hulusi Behçet'in soyadından geliyor arkadaşlar. Mahsar Osman var bir de. Tarihte kim vardı? Halil İnancık vardı. Diğer adı neydi arkadaşlar? Tarihçilerin kutbu olarak bilinen kişi arkadaşlar. Tarihte Türk Cumhuriyet dönemindeki en önemli yazarlardan biridir. Tarih bilgisinde yani en uç noktaları o kadar fazla eser ve bilgisi vardır. Bizim Türkiye Osmanlı tarihine karşı çok fazla eseri vardır. Bunu da unutmayalım. Ünvanı tarihçilerin kutbu olarak biliniyor. ÖSYM'e bunu güncel bilgilerde KPSS'de sorar mı? Sorar. O yüzden bunu unutmuyorsun. Hemen kültür medeniyeti bitirip nereye geçiyoruz? Basın yayına geçiyoruz arkadaşlar. Neredeki? Cumhuriyet dönemindeki basın yayına bakacağız. Evet arkadaşlar, Anadolu basınıyla başlayalım. Genel olarak milli mücadeleye destek vermiştir. Malzeme ve eleman yetersizliğinden birkaç ay yayınlamalar olmamıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal mali gazetelerden iki önemli şey istemiştir. Halkı birlik halinde hareket etmeyi teşvik etmek, olayları duyurarak milli şuuru güçlendirmelerini istemiştir. İstanbul basınına bakalım. İtilaf devletlerinin baskısı ve Sultan Vahdettin'in 5 Ağustos 1930'da çıkardığı sansür kararnamesiyle 1919-21 yılları arası Mustafa Kemal Paşa Kuvayi Milliye, Milli Mücadele ve TBMM hakkında yazılarını yayınlamıştır İstanbul basınıyla ilgili. Bu durumun iki temel nedeni vardı arkadaşlar. Gazeteler üzerinde uygulanan şiddetli sansür, İstanbul'un Anadolu'dan uzak oluşu ve haber alma araç ve imkanlarının bulunmayışından dolayı iki tane en önemli faktör vardı. Milli mücadele karşıtı yapan bir de yayın organları vardı. ÖSYM'de denemelerde yani KPSS'de bunlar mutlaka karşınıza geliyor. En önemlisi bildiğiniz üzere Peyami Sabah, Tan, Alemdar, Zafer, Ümit, Türkçe İstanbul yararlı olarak görünebilir ama zararlı bir basın yayın organıdır. Güler Yüz, İrşad, Ayde'de, Ferda. Burada en fazla karşılaşacağınız Peyami Sabah, Türkçe İstanbul, Ümit, bir de arkadaşlar Ayde'de çok fazla önünüze gelebilir denemelerde. En önemli gazetelere bakalım arkadaşlar. Hemen İrade-i Milliye ile başlayalım. Milli mücadeleyi destekleyen ilk gazetedir. Nerede çıkmıştı arkadaşlar? Sivas Kongresi'nde faaliyete başlamıştı. Hakimiyet-i Milliye TBMM'nin çıkardığı yarı resmi gazetedir. Tasviri Efkar var burada arkadaşlar. Milli mücadeleyi desteklemiştir. Anadolu Ajansı var bildiğiniz üzere hala günümüzde de devam eden. Yunus Nadi ve Halide Edip'in katkılarıyla Mustafa Kemal'in isteği üzerine kurulmuştur Anadolu Ajansı. Akşam var Necmettin Sadak'ın çıkardığı gazetedir. Minber var Ali Fethi Okyar ve Mustafa Kemal'in birlikte çıkardığı eserlerdendir. Bu en önemli eserdir. O yüzden bu Minber'i bilmemiz gerekiyor. Ceride-i Resmi var. Resmi gazete. İktam var. Milli mücadeleyi destekleyen bir gazete. Albayrak
Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı gazetedir arkadaşlar. Al bayrağı unutmayalım. Hukuku Beşer var. Biliyorsunuz İzmir'de yayınlandığı başyazarı Hasan Tahsin vardı. Öldürülüyordu arkadaşlar. İleride Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarının yayınlandığı gazete ise İleri Gazetesi'dir. Ahali var. Milli Mücadele'yi desteklemiş. Açık Söz gazetesi ise arkadaşlar Kastamonu'da çıkarılıyor ve İstiklal Marşı'nın ilk yayınladığı gazete olarak da biliniyor. Vakit gazetesi aynı şekilde Milli Mücadele, Emel gazetesi Amasya'da çıkartılıyor. Küçük Mecmua var. Ziya Gökalp'in çıkardığı önemli bir gazetedir. Bir de arkadaşlar Seybül Reşat var. Mehmet Akif Ersoy'un yazılarını yayınladığı gazete var Seybül Reşat. Çok önemli bir gazetedir. Yeni Gün ise arkadaşlar tekrardan Milli Mücadele'yi destekleyen faydalı gazetelerimizden biridir arkadaşlar. Basın yayın bu şekildeydi. En önemli kısmı İrade-i Milliye'yi unutmamak gerekiyor. Sivas Kongresi'nde çıkarılmış ilk basın yayın organımızdır. Devam ediyoruz. Nereden arkadaşlar? Cumhuriyet dönemi kadın kahramanlarımıza geçeceğiz. Bunlar çok önemli. O yüzden bu konuyu iyi dinlememiz gerekiyor dostlarım. Hani buradan ÖSYM çok fazla soru sorabilir. Çünkü ÖSYM'nin KPSS lisans, ön lisans, orta öğretimde artık öncelik verdiği kadın kahramanlar soru tiplerinde karşınıza gelebilir. Artık yeni denemelerde 2024'te şu an videoyu 2023-24 olarak çekiyoruz. Bu videolardan sonra arkadaşlar hani bu günümüzdeki denemelerde, KPSS denemelerde artık kadın kahramanlara yer veriliyor. ÖSYM buna dikkat ediyor. O yüzden senin bu konuyu iyi dinlemen lazım dostum. Devam ediyoruz. Şerife Bacı'dan başlıyoruz. Kastamonu'da silah taşıyarak, donarak şehit olan bir kadın kahramanımız Şerife Bacı 2020 olması lazım KPSS lisansla gelmişti. Nakia Ergün var. İstanbul mitinglerine konuşma yapıyor. Şehit ailelerine yardım cemiyetini kuran kişidir. Binbaşı Ayşe var. Birçok mücadeleye katılıp cephelerde savaşmıştır. Burada kim var? Domaniçli Habibe var. Oğlunun Yunanlara casusluk yaptığını haber alınca İnegöl'de oğlunu öldüren bir milli mücadele kadın kahramanlarımızdan biridir. Asker Saime var arkadaşlar burada. İstihbarata bilgi sağlayan kadın kahramanlarımızdan biridir. En önemlilerinden biri Nezahat Onbaşı var. Kimdi? 12 yaşında onbaşı oluyor. İlk istiklal madalyası alan kadın kahramanımız diye sorarsa sen Nezahat Onbaşı diyeceksin. Kılavuz Hatice var. Geçen derste de anlatmıştım. Adana'da Fransız askerlerini pusuya düşürerek bizim askerlerimizin önüne getirerek pusuya düşürüyor arkadaşlar. Çok fazla Fransız askerini bu şekilde onun sayesinde esir alıyorduk. Kılavuz Hatice Fransızları Kurboğazı baskını ile zarara sokmuştur diye not almışız. Fransızlara yolu göstermek için anlaşmış ve onları pusuya çekmiştir. Biraz önce anlattığım gibi. Evet arkadaşlar burada çok önemli bir kadın kahramanımız daha var. Tayba Hatun var arkadaşlar. Cephane taşırken yakalanmamak için çocuğunu göğsünün yani elbiselerin arasına koyuyor. Ve bu şekilde arkadaşlar milli mücadeleye destek verirken çocuğunun ölmesine neden oluyor. Yani bu zor şartlarda kendi çocuklarından, evlatlarından vazgeçen kadın kahramanlarımız bunlar. Devam ediyoruz. Kara Fatma var bildiğiniz üzere. Gerçek adı Fatma Seher Erden. Milli mücadelenin her savaşında katılıyor. Yunanlara esir düşüp sonra kurtuluyor. Üsteğmen olarak emekli olmuştur. Fatma Seher Erden'i unutmayalım. ÖSYM bunu sorar. Bu kadın çok önemli arkadaşlar. O yüzden bunu not almalısın. Halide Edip adı var. Biraz önceki derste de eserlerini işlemiştik. Sakarya Savaşı büyük taarruzda görev yapıyor. Eserler neydi? Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Dağa Çıkan Kurt gibi bilinen birçok eser var Halide Edip adı varın. Çete Emir Ayşe var. Yörüklerin en önemli kadın kahramanlarından biridir. Batı Anadolu'nun kurtuluşu için cephelerde savaşmıştır. Tayyar Rahmiye var arkadaşlar. Osmaniye'de Fransızlara karşı savaşıyor. Savaşta şehit düşen askerlerimizi hızlıca yani savaşta düşen askerlere hızlı bir şekilde yetiştiği için ona hızlı anlamına gelen Tayyar
lakabı verilerek Tayyar Rahmi olarak da günümüze kadar ismi yaşıyor. Halime Çavuşu var. Erkek kılığında askerlik yapmıştır. Kastamonu'da cephede ve silah Kastamonu'da cephane ve silah taşımıştır. Kim? Halime Çavuşu arkadaşlar. Tarsuslu Kara Fatma var arkadaşlar. Gerçek adı Adile Onbaşı olarak biliniyor. Afyon ve Tarsus'un kurtulmasında etkili olan kadın kahramanlardan biridir. Diğer kadın kahramanlarımız neydi arkadaşlar? Hemen buraya not düşmüşüz. Gül Hanım, Yörüklü Fatma Hanım, Nazife Hanım, Hafız Selvaz İzbeli, Maraşlı Senem Ayşe Hatun gibi kadın kahramanlarımız var. Tabi ÖSYM'nin sorabileceği Kara Fatma'yı unutmayalım. Fatma Seher Erden diğer adıyla biliniyor. Tayyar Rahmiye'yi bilelim. Kılavuz Hatice'yi bilelim. Bunlar en önemli. Bir de Şerife Bacı'yı bilelim arkadaşlar. Bu Şerife Bacı daha önceden sorulduğu için pek onun gelmesine ihtimal vermiyorum da bu anlattığım kısımdan KPSS'de soru gelebilir ve gelecektir, buna eminim. O yüzden kadın kahramanlarımızı bilmemiz gerekiyor. Bunlar bizim en önemli kadın savaşçılarımızdı milli mücadelede. Günümüzde pek fazla ismi bilinmeyen kadın kahramanlar bunlar. O yüzden artık gün yüzüne bunların çıkması gerekiyor. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Kadınların çocuklarından feragat ederek, kendi canlarını Şerife Bacı gibi donarak ölerek bu milli mücadeleye katkıda bulunmuşlar. Yani bizim geçmişimizdeki Kurtuluş Savaşı'nda sadece erkekler tek cephede değildi. Kadınlar, çocuklar hepsi, lise okuyan erkeklerin hepsi cephenin ön saflarında savaşmışlardır. Türk milletinin Türk olma geleneğidir bu. Cephaneye topyekün biz gidiyoruz. Yani kadın kahramanları da duyunca, insanlar böyle bu yaptıklarını duyunca arkadaşlar, böyle insanların tüyleri diken diken oluyor. O yüzden KPSS çalışan arkadaşım olarak bunları çok iyi bilmen gerekiyor. Tarih hocam 30'lu tarih denememin 30'unda da her bir denemede kadın kahramanlara yer vermişim. Satın almak için DM yoluyla bana mesaj atabilirsin. Çözmek istiyorsan, derece yapmak istiyorsan, kazanmak istiyorsan 30'lu denememi çözebilirsin arkadaşım. Cumhuriyet dönemi kültür medeniyeti, yani kampımızın 24. günü bu videoyla sona ermiş oluyor arkadaşlar. Kampımızın 25. günde ne işleyeceğiz? Atatürk ilke ve inkılaplarına giriş yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde Cumhuriyet dönemini, Atatürk dönemini bitiriyoruz. Artık nereye gidiyoruz arkadaşlar? 2. Dünya Savaşı'na geçeceğiz. Sonra Soğuk Savaş'a gideceğiz. Mısır-İsrail olaylarına bakacağız. Derslerimizi hızlı hızlı kolay bir şekilde bitireceğiz. Sen de bu zamandan tasarruf edip diğer derslerine vakit ayırabilesin diye tarihi bu şekilde sana özetleyerek anlatmaya çalışacağım. Tarih Hocan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabından da takip edersen senin için faydalı olur. Çünkü orada istisnasız her gün tarih sorusu paylaşıyorum. Her gün story hikayelerinde çözebilirsin. Şimdiden sana başarılar diliyorum.